GTA serisinin izlenmelerinden oldukça memnunum. Hatta o kadar memnunum ki kendimi bütün gün tekst yazıp kurgu yaparken buluyorum. Tek sorun videoların dakikalarının gittikçe azalması. İlk bölüm 14, sonraki 10 ve sonuncu video 8 dakika oldu. Bunun sebebi oyunun gittikçe zorlaşması ve benim bir saatlik kayıt içinde aynı görevleri tekrarlıyor olmam. Her ne kadar kayıt bir saat olsa da bir yerden bir yere gitmek vaktin büyük bölümünü alıyor. Bu yüzden bundan sonraki bölümlerde 1,5 saatlik kayıt almaya karar verdim. Çünkü çok fazla ölüyorum ve bu harita oldukça dağlık olduğu için yolculuk yapması epey zor. San Andreas'te önceki bölümde. Şartlı tahliye ile hapisten çıkan OG Log, Burger Shot'ta hijyen teknisyeni yani paspasçı olarak işe girse de aklı hala rapte. Bunun için öncelikle kendisi için yeni bir ses sistemi, ardından Mad Dog denen rapçinin kafiye kitabını çalıyoruz. Yetmiyor, Mad Dog'ın menajerini denize uçuruyoruz. Partiyi verdiği esnada ballalar geliyor, Carl ve çete üyeleri hepsini def ediyor. Artık memur Tempen'i Carl'ı avcunun içine almaya başlıyor. Onun için bir gangsterin evini yakarken içeride mahsur kalan Dennis'i kurtarıyoruz ve sevgilimiz oluyor. Sweet ise bölge görevlerini tanıtıyor. Tempen'den bilgiyi alıp vurduğumuz ballalardan biri olan Little Weezer'ın bugün gömüleceğini öğrenen Sweet diyor ki hepsini bir arada yakaladık. Hadi işlerini bitirelim. Çete üyelerini ilk defa yanımıza aldığımız bu görevin zor olacağını kestiriyordum ama bu kadar zor olacağını beklemiyordum. Gelin anlatayım. Mezarlığa geliyoruz. Asıl amacımız Kane denen bir adamı vurmak. Balla çetesinde önemli biri belli ki. Fazla mermim yok. Üstüne bir de adam zırh giyince işler epey zorlaştı. Daha önce hiç vurularak ölmediğim için kendimi Terminator sanıyorum. Herkese pataküte dalıyorum. Kane öldükten sonra kalan adamları da halletmem isteniyor. Duvarın arkasında kaldığı için dönüyorum ve pompalısıyla beni uçuruyor. En lan arabada al. Merhaba memur bey. Güzel bir gün ha? İkinci denememde öldüğüm için silahlarımın olmadığını fark ediyorum. Bizimkilere diyorum ki siz saldırın. Ben de ölen bir adamdan düşen silahı alayım. Adamlar birbirlerine ateş ediyorlar ama hiç hasar vermiyorlar. Sizden bir bok olmaz diyerek yumruklarımla dalıyorum ve... Üçüncü denememde ise kendi işimi kendim hallederim diyerek tek dokuz silah ve çelik yelek alıyorum. Bu sefer daha güvenli oynayarak siperde kalıyor, Kane'i hallederek arabaya biniyorum. Bin hadi bin! Vallahi keyfim bilir. Peşimde polislerle birlikte Sweet'i evine bırakıp görevi tamamlıyorum. Böylece 1,5 saatlik kaydın 25 dakikası bir göreve gitti. CJ'in tam kaslı hali nasıl görünüyor diye merak ettiğim için her bölüm bu sporu yapmayı unutmuyorum. Dijital Carl'ı geliştirmeye harcadığım zamanı kendime harcasaydım şu an kanalım uçuyor olurdu. Ben de çok istediğim 2K PC, PlayStation 4 ve güzel bir kulaklığa sahip olurdum. Tempeni diyor ki bak diğer çeteler zekice işler yapıyor, anlaşmalar yapıyor, arkadaşlar ediniyor. Rıhtıma git, göreceksin. Anlaşılan o ki Ruslar ve Ballalar bir anlaşma peşinde. Ve mekan birçok adam tarafından korunuyor. Bu noktada önceki çatışmalarımdan edindiğim tecrübelerle oyunu epey korkak oynuyorum. Saklanıyorum ve bekliyorum. Mekanın içindeki adam sayısı dışarıdakinden de fazla. Hepsini öldüre öldüre ilerleyip patrona ulaşıyorum. Arabam patlamamış. Sen Amerikanski diye dalga geçersin ama Amerikan malı böyledir işte. GTA 5'te yetenek programı sunan Laszlo'yu kovaladığımız yerlerden geçiyoruz. Adamın arabası patlıyor ve bu Amerikanski görevi geçiyor. Sweet bütün aileleri birleştirme peşinde. Her aileden bir temsilci katılacak. Bizimki de Sweet. Ekibi moteldeki buluşmaya götürüyorum. Bu görev öyle saçma ki kendimi adeta Saints Row oynuyor gibi hissettim. Anlayacaksınız. Sweet giderken biz arabada bekliyoruz ama moteli polis basıyor. Carl ben kardeşimi bırakmam dese de Smoke ve Ryder hadi eyvallah başının çaresine bak diyerek ayrılıyor. Bulduğum bütün SWAT'ları hallederken bir kadın bana yaralanmışsın diyor ve what the fuck oluyorum. Tek başına onlarca eğitimli SWAT'ı halleden Carl Sweet'e ulaşıyor. Çatıya çıkıyoruz. Bu sefer de helikopter bela alıyor. Taramalı tüfekle helikopteri patlattıktan sonra Smoke ve Ryder bizi almaya geliyor. Yine onlar sürüyor ve biz ateş ediyoruz. AK-47 sesi Uzi'den de beter. Mermisi sınırsız olduğu için sürekli ateş ederek Hitman seviyesine ulaşabiliyormuşsunuz. Bunu da iş işten geçtikten sonra öğrendim. Fekka! Smoke Fekka! Hell no, I'm going through! Oh man, we gonna die! Oh shit! Slow down! Smoke, slow down! Bir tabelayı kırarak bilinmeze doğru atlıyoruz.
Şansa da altımızda tanker varmış. Feci bir şekilde can vererek ölüyoruz. Oyunumuz da böylece son buluyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenip paylaşmayı unutmayın. Şaka lan şaka. Atlamış bizimkiler. Şimdi neden Saints Row görevi gibi dediğimi anladınız mı? Herkes dağılıyor ve görev bitiyor. Sweet epey gaza gelmiş. Birkaç çete üyesiyle kendini pohpohluyor. Bizler şöyle kralız, böyle kralız, en iyisi bizleriz diyerek Balla çetesinin içinden geçmeyi planlıyor. Biz de katılacakken Caesar arıyor. Seni görmem lazım. Bak önemli bir şey söyleyeceğim dese de Carl yok olmaz. Sweet'le şu an gidip önemli işler yapacağım diyor. En sonunda Caesar'ın ısrarlarına dayanamayıp 5 dakikalığına olsa da görüşmeyi kabul ediyoruz. You gotta come and see something. Something important, eh? Well, it's gonna have to wait. This can't wait, Holmes. If I tell you, won't believe it, I swear. Geldim. Ne göstereceksin bana? Derken binadan önce Ballalar, ardından Smoke ve Ryder, en sonunda Tempini çıkıyor. Bir de yeşil Sabre var. Bu araç annemiz vurulurken kullanılan araç. Yani Ryder ve Smoke bizi satmış. Sweet ise bir tuzağa doğru sürükleniyor. Sen Kendall'ı güvenli bir yere götür. Ben Sweet'e yardım edeceğim diye oradan ayrılan Carl yollara düşüyor. Ballaları temizliyoruz, yenileri geliyor. Sweet ise vurulmuş. Boğazım öyle yorulmuş ki bu videodaki seslendirmeyi yaparken adeta can çekişiyorum. You hear me? I'm taking you all down. Polis bizi yakaladığında kendimizi kafamızda bir torbayla buluyoruz. Bir hiçliğin ortasında crash ekibiyle birlikteyiz. Sweet ise bir hapishane hastanesinde. Hadi bakalım şimdi bize yardım edeceksin diyerek aleyhinde şahitlik yapacak birini ortadan kaldırmamızı istiyorlar. Kaldırdığını kanıtlamak için de fotoğraf çekeceksin. Bir dağa çıkacağımı bilmeden önce bir silah alıp bulduğum ilk araca atlıyorum. Atlamaz olaydım. Araç çıkmıyor, ölüyor resmen, bırak beni abi, olmuyor işte diye bağırıyor. Sıkıntımı gidermek için radyoyu açtım, telif yememek için reklamları dinliyorum. Adamımız bir kulübede kalıyor. Etrafı federallerle çevrili. Ve ispiyoncumuz kaçıyor. Neyse ki burada Sanchez var. Haritanın bu kısmında bol bol bunu kullanacağım belli ki. Adamı öldürüp fotoğrafını çekiyor ve teslim ediyorum. Caesar diyor ki bak oralarda benim bir kuzenim var. Git onunla buluş, sana destek olur. Birçoğunuz bu kuzeni GTA 3'ten tanıyorsunuz. Catalina. Ben kendisini hayatımda ilk defa görüyorum ama karakteri hakkında fikir sahibi olmam uzun sürmüyor. OG Log'a deli diyordum da bu bambaşka bir seviye. Gerçi Carl o kadar silik bir insan ki yanında dünyanın en sıkıcı insanı bile eğlenceli kalır. Kendisi 4 hedef belirledim diyor. Yani soymak için 4 mekan. Sırası size kalmış. Ben en yakın olana gidiyorum. Benzinlik. Dükkanı soyamayınca benzinle dolu tırı alıyoruz. Tabii o kadar kolay olmuyor. Peşinizde adamlar varken manevra yaptığınızda yükün çıkma ihtimali var. Aracı satacağımız kişiye teslim ediyorum. Peşimizdekiler de komik bir şekilde patlıyor. Katarina parayı alıp güle güle diyerek ayrılırken bize de 5000 dolarımızı vermeyi ihmal etmiyor. Böylece birlikte ilk soygunumuzu yapmış olduk. İlk defa bir yabancı arıyor. İsmi Truth. Angel Pine'da motelde kalıyorum der demez soluğu yanında alıyoruz. Videonun başında da dediğim gibi, bu dağlık arazide bir yerden bir yere gitmek aşırı zor. Birçok kez aracım suya sürüklendi ve uygun araç bulamazsanız yokuşları çıkmak tam bir işkence. Truth'un yanında Tempeni var. Renkli bir sopadan komik sesler çıkartıyor. Söylediğine göre Truth bize ot verecek, biz de onu Tempeni için teslim edeceğiz. Muhtemelen birinin cebine koyup onu yakalattıracağız. Truth ise tam bir hippie. Hayatın sırrını çözmüş, uzaylılarla iletişime geçtiğini iddia eden tipler var ya aynen öyle. Bir biçer döver var. Onu bana getir diyor ve ilk görevimizi alıyoruz. Bu aleti almaya gitmek bir dert, aldıktan sonra geri getirmek ayrı dert. Burada Dost Kayaoğlu'nun bir sözüne değinmek istiyorum. Oyunun haritası o kadar iyi tasarlanmış ki başka bir yere geldiğinizi cidden hissediyorsunuz. Her yerin kendine has bir teması var. Bu arada kendisinin de bir diş sorunu varmış. Buradan kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Biçer döveri hadi gidip alayım diyerek alamazsınız. Çünkü silahlı çiftçiler tarafından korunuyor. Görevin onca zahmetine rağmen insanları ezip arkadan kemiklerini çıkartmak biraz keyifli. Minik bir hata onlarca dakikanıza mal oluyor. Mesela bunun gibi. Teslim ediyorum. Görev Caesar'ın aramasıyla devam ediyor. Kellesine ödül konmuş. Carl'ın derdi tabii ki kardeşi Kendall. Önceliği onun güvenliğini sağlamak. Angel Pine'da kardeşimle bir karavan kirala, ben sizinle orada buluşacağım diyerek telefonu kapatıyor. BG Injection adında bir araca atlayıp yanlarına gidiyorum. Oyunda Waypoint sisteminin olmaması kötü olmuş. hep birlikte. Gerçi bu modla halledilebiliyormuş duyduğuma göre. Caesar işi direkt şiddetle halledelim kafasında. Gidip vuralım, kıralım, öldürelim.
Smoke'un kokaine bulaştığını söylüyor ama Carl hayır benim Smoke'um yapmaz diyor. Haftada iki kez San Fierro'ya bir araba yolluyormuş. Bunu öğrenen Carl gözünü otobana dikiyor. Catalina çıkışta bize öyle bir azar çekiyor ki ben hayatımda böyle bir azar yemedim. I was just about to call you, but... Liar! You've been hanging out with those sticky putas! No, no. If you just let me... Silence! Get up here! We've got places to rob! Look, I'm in the middle of some shit right... Onun görevlerini de bir sonraki bölüme bırakıyorum. Destek olmak için like ve yorum atabilirsiniz. Beğendiğiniz videoları paylaşmanız bana yardımcı oluyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Hepinize görüşürüz. Aa, yok yok. Bu seslendirmeymiş, bu gameplaymiş, YouTube'muş. Bunlar bana göre değil dostum. Bak ne kadar yoruldum. Sesim çıkmıyor artık.